Ev îro modela ku pêşhilbijartina ku partiya me dem ji bo ku hilbijartina pêşiya me di 2024-an da pêk were daniye ortê da rastî jî ji xeta Tirkiye siyaseta Tirkiye ku em teqîb dîtim ku êdî siyasetekî ku hatiye xetimandin di her avayî da êriş û asimilasyon tunekirin taybetî jî îrada gel êrişên ku ser îrada gelan da ku tê jiyan kirin da wekî ronahî em dikarin bîne ziman da. Jiber ku hem îro rewşa Tirkiye'da ew heqas êrişên ku ser partiya me dem partiyê tê ser xebatkarên me tên ser gelê me tên lê belê dîsa jî îro partiya dem partî wek berdevkên vî gelê wek berdevkên demokrasiyê xeta demokrasiyê dixwaze bixemilîne. Taybetî îro jî em dibînin ku di vê tarîtiyê de rastî jî dem partî ne ku tenê Tirkiye û Kurdistanê de di hemû cîhanê de wekî bûye rol modelek daydine ortê. Elbette ku pêvajoyên ha heqas girîng, heqas giran da ev modelên ku pêk bînin rastî jî di aliyê hem xîret, hem zanebûn, hem modeleke em bêjin modern ku em dayne ortê de tiştekî pir girîng e. Hem di xeta demokrasiyê de, hem di xeta di her avayî de ahlakî û politîk de ku em ava bikin ev tiştekî herî girîng e. Îro jî gel heya îro em dikarin qismî demokrasî dihate pêkanînde dibe ku kêlek û rexê de gel dihate dîtin. Ama îro gel bi vê modelê di vê pêşhilbijartinê tam jî di navenda demokrasiyê de derbas dibe. Êdî gel taybetî dizane ku kê hil dibijirîne û bi kê re diçe ser sindûqan da. Ev girîngiya wê pir mühîm e rastî. Hûn dizanin ku 8 sala îrada gelê me tê hesb kirin. Îro em di taybetî bajarê wanê de jibîna bînin ziman da ku bernamzetên me yê ku hatin serî lêdan ev tiştanîne ortê da. Gotin ku çi qas îrada xelk were hesb kirin jî em bi cesaret, em bi moral, em bi xwedî derketina partiya xwe û xwedî derketina rê û rêbazê xwe îro di hemberî qayûman tên û partiya xwe xwedî derkevin. Ev peyameke pir girîng e. Divê ku ev îro iktidar û desthilatdar jî bixwîne heqas êrişên giranda divê ku heqas ihtimalên xirab ku ew desthilatdar ser partî û ser gelê me bîne jî dîsa ev bernamzetên me taybetî jî hevalên jin, hevalên ciwan xwe di wê berpirsyarî da dîtin hatin. Ya elbette yani bizim partimizin yerel yönetimler politikası net ve açık bir şekilde ortadadır. Aslında bu da onu gösteriyor ki aslında bu bizim yerel yönetimler politikamıza karşı aslında sistemin bir tahammülsüzlüğü sonucunda bugün 8 yıldır başta kentimiz olmak üzere bölgenin birçok kentinde halkın iradesiyle seçilmiş olan belediye eş başkanlarına halkın iradesine kayyum atanmıştır. Yerel yönetimler anlayışımızla buna en iyi şekilde cevap veriyoruz. Halkımız da bu inançla, bu bilinçle bugün yerel yönetimler anlayışımıza sahip çıkıyor. Bu çerçevede de bugün aslında bu salonları tıklım tıklım doldurmanın anlamı, amacı da şudur ki kayyumlara tarihi cevabı verebilmektir. Artık bu coğrafyada talana son vermek, sömürüye son vermek, özel savaş politikalarına son vermenin aslında göstergesidir. Onun için de elbette yerel yönetimler politikamızla, halkımızla birlikte, halkımızın her kesiminden, her katmanında, gençliğinden kadınına, toplumun tüm dinamiklerini dahil olduğu bir süreci hep beraber burada yöneteceğiz. Kentimize ait sözü biz kuracağız. Kentimize ait söylemini biz söyleyeceğiz. Kentimize ait yapılması gereken ne varsa halkımızın doğrudan katılımıyla bu gerçekleşecektir. Bugün aslında biz burada 31 Mart seçimlerinin zaferini yaşıyoruz. Buradan net ilan edelim. 14 Ocak itibariyle Van'da 14 belediyenin tamamını alacağımızın aslında zaferinin startını veriyoruz. Bugün de buradan başarmış olarak çıkıyoruz. 31 Mart sadece bizim açımızda resmileşecek olan bir tarihtir. Biz buna